müşterilerimizin de büyük güvenlik kazanarak büyüdük, belli bir noktalara geldik. Simpaş grubu gayrimenkul yatırımını İstanbul dışında da birçok alanda sürdürdü. Türkiye'de en fazla İstanbul dışında proje üreten firma olduğumuzu düşünüyorum. Ankara'da, Bursa'da, bir dönem Antep'te, Denizli'de, Marmaris'te, Frankfurt'ta ve Suudi Arabistan'da Riyad'da da bir Simpaş diye bir şirket kurduk. Orada da gayrimenkul geliştirme işini sürdüreceğiz. Arkadaşlar, 2007'de Simpaş gayrimenkul yatırım ortaklığını kurduk. Halka arz ettik. Borsa'da, Borsa İstanbul'da da şu anda hisseleri borsada işlem görüyor, görmeye devam ediyor. Simpaş yapı ise 2007'den sonra portföyünde bulunan arazilerde, gayrimenkullerde ve Simpaş Giyon'un ilgi alanına girmeyen alanlarda gayrimenkul geliştirerek büyüdü. Grubun içinde Simpaş markalı iki şirket gayrimenkul geliştirme faaliyetlerini sürdürdü. Fakat bu iki şirket Simpaş markası altında iki ayrı organizasyon şeması, iki ayrı genel gider yükü, iki ayrı yatırım bütçesi gibi verimlilik adına sorgulanabilecek unsurları taşıyordu. Gelişen dünya ölçeğinde de ölçek ekonomisine büyük ölçeğe kullanarak verimliliği artırmayı giderek özendiriyor. Bundan yola çıkarak daha güçlü bir marka stratejisi oluşturmak için daha az genel gider, daha verimli reklam pazarlama, satışları daha da artırılması için ve nihayet Simpaş markalı iki şirketimizin daha büyük bir öz kaynakta borsada yer alması için iki şirketimizi güçlerini birleştirmeye karar verdik. Bu sonuçla grubumuzun Simpaş markalı iki şirketinin Simpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ile Simpaş Yapı Endüstris AŞ'nin gayrimenkul geliştirme işini Simpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı bünyesinde birleştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurumuzu bugün yapıyoruz. Sabah da kamu aydınlatma platformuna kapağı açıklamamızı yaptık. SPK'nın onayıyla birlikte iki şirketimiz de genel kurullarını yapacak ve birleşme işlemi gerçekleşecektir. Öncelikle bu kararımızın hisselerimize yatırım yapan ortaklarımıza, sektörümüze ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Katılımınız için de hepinize tekrar teşekkür ederim. Sorularınız varsa sorularınızı cevaplayın. Evet, buyurun Ahmet Bey. Teşekkür ederiz. Şimdi efendim şuna vurgu yaptınız. Az gelir gider, daha az gelir tabii gider. Reklam pazarlamada daha bir paylaşımı yapacaksınız. Etkin satış. Sadece bir yıllık karınız ne olur böyle bir pazarlamada? Şimdi tabii konjektüre göre değişir. Bizler gayrimenkul geliştirme firmaları satışlarımızı yapıyoruz. Mesela bu sene yaptığımız satışlar ön satış bunlar. Sözleşmelerini yapıyoruz. Karlılığımız bizim evleri teslim ettikten sonra bütün gayrimenkul geliştirme firmaları için aynı şey geçerlidir. Evleri teslim ettiğimizde faturasını kesiyoruz. Muhasebeleşiyor. Kar ve zararımız ondan sonra çıkıyor. Şu anda iki şirketimizin yaklaşık 12 bine yakın konut inşaatı devam ediyor. Tabii. İnşaatı sürmekte. Portföyümüzde de iki şirketin
ciddi asetlerimiz var. Önümüzdeki 6-7 yıl geliştirecek asetlerimiz elimizde mevcut zaten. Sipaş yapının da kod projeleri ve onun tüm sistemi tabii de açılmış mı olacak borsaya? O nasıl devam edecek? Şöyle, Sipaş yapının elindeki bünyesindeki konut projeleri de tamamen Sipaş GİO ile birleşerek Sipaş GİO çatısı altında bundan sonra devam edecek. Sizin söylemek istediğiniz, sizi şöyle anladım ben. İki şirketin de muhasebe örgütü var, planlama örgütü var, şantiye örgütü var. Hepsi ayrı ayrı. Ne kadar tasarruf edeceğiz? Aynen, ciddi bir tasarruf elde edeceğiz. Ben size şunu söyleyeyim. Sipaş GİO'nun beyaz yakalı personel sayısı yaklaşık 180 kişi. Bir bu kadar da yapının var. Bundan ikisi de aynı işi yapıyor. İkisi de aynı hedefte, aynı şekilde odaklanmış. İkisi de aynı markayla hareket ediyor. Şimdi ikisini birleştirerek ciddi bir bu konuda tasarruf sağlayacağız. Daha dinamik, daha verimli olacağız inşallah. Bir şey daha soracağım sizinle. Buna devam edin derseniz. Az katmanlar var şirketlere dayalı firmalar. Onlarda tasarruf olduğu kapatman gibi, yürütme gibi ya da bunu gelmeyecek. Şimdi biz bu grup olarak yapılanmamıza yaklaşık 6-7 yıldır devam ediyoruz. Bir takım farklı sektörlerden çekildik. İşte çelik işi yapıyorduk, asansör grup olarak onlardan faaliyetlerimizi sonlandırdık. Ana işimize odaklanıyoruz. İşte grubumuzun bünyesinde sanayi şirketleri var, enerji şirketleri var, onlar devam ediyor. Ama gayrimenkul geliştirme işimizi bundan sonra tek çatı altında Sipaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı çatısı altında devam ettireceğiz. Buyurun. Ahmet Bey, günaydın öncelikle. Günaydın. Bu birleşmeyi biraz rakamlara dökersek, iki şirketin büyüklükleri neydi birlikte, yani birleşmenin ardından mevcut projelerin rakamsal büyüklükleri ne olacak, tutar olarak konut adedini verdiniz ama biraz rakamlarla destekleyelim bu birlikleri. Şimdi bu çalışmayı, bu aydınlatmayı yapana kadar değerlemesini yaptırdık. Deloitte firması, uluslararası Deloitte firması iki şirketinde birleşecek asetlerini değerledi. Sipaş GİO'nun şu anda Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın yaklaşık 1 milyar 750 milyon liralık bir öz varlık değerlendi. Birleştireceğimiz değer de Sipaş yapıdan birleşecek değer de yaklaşık, ben size rakam söyleyeyim, 1 milyar 519 milyon liralık da Sipaş yapıdan bir değer birleşecek. Öz kaynak olarak birleşecek. Tabii Sipaş yapının bünyesinde Sipaş GİO'nun da hisseleri var. Onlar da artık tek bir çatı altında oluşacağı için hepsi birleştiğinde toplam 2 milyar 585 milyon liralık bir öz kaynağı oluşacak Sipaş GİO. Hayırlı olsun Ahmet Bey. Sağ olun. Sipaş yapı, Sipaş GİO borsada birleşiyor. Sermaye artırımına bedelli veya bedelsiz olarak gidecek misiniz? Çünkü hacim genişliyor, rakamlar genişliyor. Bu konuda bir kararınız var mı aldınız? Şöyle kararımız, SPK'nın onayından sonra iki şirket de genel kurulumlarını yapacak. Bu birleşmeye katılmak istemeyen ortaklarımızın hisselerini tabii ki alacağız. Geri alıp opsiyon olarak alacağız. Buradan dolayı ki birleşmeyle birlikte sermayemiz yaklaşık 900 küsur milyon liraya çıkacak. Şu anda kayıtlı sermayemiz 600 milyon. Bu 900 küsur milyon liraya çıkacak. Sorabilir miyiz? Yönetim şemasında burada değerli yöneticilerimizin rolü ne olacak? Bir öngörü var. Şimdi biz cumartesi günü bir etkinlik düzenledik. Yaklaşık 1000'e yakın personelimizle
10 yılını, 15 yılını, 20 yılını, 30 yılına yaklaşan arkadaşlarımız var. Biz iki şirketi yaklaşık 13-14 tane yönetici arkadaşımızla yönetiyoruz üst düzey. Bunların bu birleşmeden birçoğunun haberleri yoktu. Çünkü önemli bir karar bu. Borsada işlem gören bir şirketimiz var. Ben kendilerine şunu söyledim. Şubi hukukundan beter. Hisselerde herhangi bir şey hiçbirinin üzerinde size bir töhmet olmaması için biz bunu çok kısıtlı bir yönetici arkadaşımızla bu operasyonu bugünlere getirdik. Her biri, bu 12-13 arkadaşımızın her biri de işte 15-20 yılını doldurmuş arkadaşlar. En yenisi 12 yıldır, Tuğba Hanım da burada, 12 yıldır bizden birlikteymiş. En yeni arkadaşımız, kıdemi en yeni arkadaşımız. Biz bunlarla, bunlar bizim asıl en büyük sermayemiz, bu arkadaşlarımız. İşte Seba Hanım'la 27-28 yıldır birlikteyiz. Mahmut da neredeyse 20-22 yıldır birlikteyiz. Yaşar var 27 yıldır, 28 yıldır Yaşar'la beraberiz. Ben de 30 yıldır Sipaş'tayım. 87'de ilk işe başlamıştım. Bunlar bizim en kıymetli sermayemiz bunlar. Bu arkadaşlarımızla birlikte bu şirketi daha iyiye götüreceğiz. Gayrimenkul yatırım ortaklığı olmadan önce de zaten biz bu arkadaşlarımızla birlikteydik. Sonra bölündük, ayrıldık. Şimdi tekrar birleşiyoruz. Biz kendimizi bir çınar gibi görüyoruz. Bu çınarın dalları daha da büyüyecek, budaklanacak, daha da büyüyecek. Sektörümüzdeki lider konumumuzun daha da güçlenecek inşallah. Sermaye yapımız da daha güçlenecek, birleştiriyoruz da. İnşallah daha iyi projeleri göreceksiniz bu kadar. Daha farklı projeler göreceksiniz. Buyurun. Emre Kulcan'a Yurt Gazetesi büyük bir çınar ağacı benzetmesi yaptınız. Yaprak dökümü olacak mı? Ben bunu bir ısrarla tekrar şey yapayım. Yani yönetici bazında, işçi bazında az önce tasarruf etmekten bahsettiniz. Böyle bir tasarruf planınız var mı? Tabii şöyle, her şirkette olduğu gibi bu yapılanma doğrultusunda zaten belli bir çekirdek kadromuz var. O kadromuzla devam edeceğiz. Ama iki şirketinde daha performansı düşük arkadaşlarımızı veya yapılanma doğrultusunda diğer arkadaşlarımıza da farklı görevler vereceğiz. Ama bu yapıyı daha dinamik hale getireceğiz. Grubumuzun diğer şirketlerinde görev vereceğimiz arkadaşlarımız var. Nitekim bünyemizden çalıştığımız süre içinde birçok arkadaşlarımız birçok noktalara geldi. Serenit'te üst düzeyde birçok arkadaşımızı görebilirsiniz. Mikronos'ta yine öyle. İşte mülk şirketimizin genel müdürü, altındaki genel müdür yardımcısı arkadaşlarımız, oranın satış pazarlamasına bakan yine Seba Hanım'ın tedrisasından geçmiş arkadaşımız, buradaki yönetici arkadaşlarımızın yanında yetişmiş arkadaşlar, grubumuzun şirketlerinin de böyle kariyer planlamasını hiçbir zaman tepeden dibine getirerek yapmıyoruz. İçimizden çıkan deneyimli yetişmiş arkadaşlarımızı da götürüyoruz. Tabii Simpaş'ı bir okul gibi görebilirsiniz. Sektörümüze bakın, emin olun. Sektörümüzdeki şirketlerin hemen hemen markalı projelerin tamamında bizim elemanlarımızı görebilirsiniz. Biz alıyoruz, yetiştiriyoruz. Onlar bizden ayrılanlar da piyasada iyi pozisyonlarda yönetici olarak çalışıyorlar. Birçok şirkette bizim arkadaşlarımızı görebilirsiniz. Ama bizim bir çekirdek kadromuz var. O çekirdek kadromuzu her daim muhafaza etmişizdir. Bu çekirdek kadro
bilgi birikimi, deneyimi, kurma, aidiyeti tartışılmayacak arkadaşlar. Zaten insan hayatında işte Seba Hanım 27 yıldır çalışıyor. Kendisine baktığınız zaman herhalde 27 yaşında dersiniz. Önemli bir zaman, önemli bir süreç. 20 yıl, 25 yıl, 10 yıl bile çalışma hayatında, insan hayatında önemli süreçler. Bu arkadaşlarımız da bizlerle çalıştığı sürece, Allah bu dükkana imkan verdiği sürece çalışmaya devam edeceğiz. Ahmet Bey, yeni isimler var mı? Nasıl? Yönetime yeni isimler var mı? Dışarıdan? Dışarıdan yok. Kendi içimizden. Tabii ki her zaman. Ama kendi kadrom içimizden gençleşiyor. Yani biraz yaşlardan böyle bahsedince. Vallahi bizler dinozorlaşıyoruz. Ondan sonra ama kendimizi hep daim genç hissediyoruz. Ama altımızda her zaman arkadaşlarımız yetişiyor tabii ki. Buyurun. Cenan Yürük en yakınızı 2005'te Simpaş GYO kapıya çıkarken şirket paylaşımına girilmişti. GYO yapı olarak. 12 yıl sonra bunun yanlış olduğu mu anlaşıldı? Bu birinci sorun. İkincisi, birleşme sonrası Simpaş GYO'yu kim yönetecek? Siz mi yoksa Seba Hanım mı? Halka açık olan Simpaş GYO yatırımcıları birleşme dolayısıyla dava açarsa bunun için alternatif bir planınız var mı? Şimdi dava açmalarına gerek yok. Ayrılmak isteyenlerle zaten onlara ayrılacaklar. Değer kaybı olmadan onlar ayrılacak, birincisi. İkincisi, o gün, bugün yaptığımız işlemi de, o günkü işlemi de ben hatalı ve yanlış olarak düşünmüyorum. Bizim kurumsallaşmamız adına, daha ileri noktalara gitmemiz adına bu halka arzı yapmamız lazımdı. Şimdi 2007'de halka arzı yaptıktan sonra herhalde bizden sonra da birçok firma gayrimenkul yatırım ortaklığına da dönüştü. Bizler her 3 ayda, 6 ayda bir ve yılda birçok seferler denetleniyoruz. Bir tek biz denetlenmiyoruz. Grubun şirketleri de denetleniyor arkadaşlar. Şirket artık bizim keyfi yönetimimizden tamamen çıkmış oluyor. Her şeyimiz resmi, objektif, şeffaf ve kurumsal. Bunu oluşturmak için zaten ilk halka arzı yapmıştık. Bugün konjonktür belli bir noktaya geldi. Artık ölçek ekonomisinin söyleminde de belirttiğim için belirttiğim gibi ölçek ekonomisine gidiyor. Bunun için de belli bir güçlerinizin birleşmesi lazım. Dünya değişiyor, ülkemiz değişiyor. Bu gelişen şartlar doğrultusunda da bu birleşmeyi gerçekleştirmeye karar verdik. Yanlış olduğunu da düşünmüyorum. Ayrıca. Yönetim 12 tane arkadaşımız var. Genel müdür ve genel müdür yardımcısı arkadaşlarımız, koordinatör arkadaşlarımız. Biz hep birlikte yöneteceğiz. Sabahki şeyde de görüşmemizde de yapılanmayı da hep birlikte gerçekleştireceğiz. Ondan sonra bir yönetim şeklimiz oluşacak inşallah. Holding bünyesinde diğer şirketlerle ilgili bir tasarruf olacak mı? Avni Bey emekliye ayrılıyor mu durumda? Avni Bey emekliye ayrılmak istiyor ama biz Avni Bey'in yakasını bırakmıyoruz. Paçalarından tuttuk. Allah başımızdan da eksik etmesin. Onu biz, onun vizyonuyla, öngörüsüyle bugünlere geldik. Bundan sonra da Allah ömür verdiği sürece Avni Bey'i bırakmak istemiyoruz. Ama Avni Bey biraz daha rahat hareket etmek istiyor. Sosyal sorumluluk işlerinde daha fazla olmak istiyor. Böyle bir şeyi var, niyeti var. Yine de başımızda Avni Bey. Bırakmayacağız ama o bırakmak istiyor. Evet. Buyurun. Mehmet Bey, inşaatlar konusunda GYO ile yapı arasında bir takım devletsel farklılıklar oluyordu. Siz her ikisinde de çalışma yapıyorsunuz, hem GYO'da hem de yapıda. Şimdi bu durumda ne olacak? Bu metodik ya da durum değerlendirmesi? Tabii yapıda çok daha serbest hareket edebiliyorduk. Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının yapısı gereği de belli bir tarzda çalışması lazım. Bu
10 yıl oldu halka açıladı. Simpaş gayrimenkul yatırım ortaklığı. Çok daha emin olun piyasada yaşadığımız, biz 43 yıllık firmayız. Süreç içinde birçok problemler yaşıyoruz. Her yaşadığımız problemi de bir daha yaşamamak için birçok düzenlemeler yapıyoruz. Şu anda taşeronlarımızda, müteahhitlerimizde yaptığımız sözleşmeler tam bir test konusu ve piyasada da bunlar sürekli bakıyoruz, neredeyse birebir örtüşüyor. Satış sözleşmelerimiz yine öyle, yönetim planlarımız yine öyle. Biraz önce dediğim gibi bir okul gibiyiz biz. İkisini de şu anda tabii birleştikten sonra yapıdaki o rahatlık olmayacak. Daha böyle Dion'un standartlarına dönüşeceğiz ama tamamen de böyle şey gibi de değil. İşi anahtar teslimi verdim, biri yapacak, ben proje geliştireceğim. Daha kontrollü, daha verimli şekilde götüreceğiz. Onu da diyor da büyük ölçüde oluşturduk. Bu birleşme sonrasında sermaye durumları ve aktif bir ciro açısından Türkiye'de biyolar arasında kaçıncı olacaksın? Yani bunun birkaç tane cevabı vardır. Herhalde yine ilk 3 içinde veya 5 içinde olacağız. Yani. Evet. Ama şu anda Deloitte'un da yaptığı şeyi çok çok üzerlerinde inşallah çok kısa sürede bir yapıya ulaşacağız. Evet. Adem Bey, bu birleşmeden dolayı GEO'ların vergi avantajı var borsalarda. Simpaş Yapı'da bu vergi avantajından 2017 içerisinde yararlanacak mı? Bunu nasıl değerlendireceksiniz? 2017 içinde değil ama 2017'den sonraki dönemlerde tabii GEO olacak, Simpaş GEO çatısı altında birleşmiş olacağı için Simpaş GEO'nun bütün haklarına, hakları zaten oraya geçmiş olacak. Yapının hakları oraya geçmiş olacak. Sıra Hanım ve Mahmut Bey de mi birer cümle alalım? Mümkünse. Evet. Selam. Hepinize hoş geldiniz. Ben de burada olduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum öncelikle. Ahmet Bey'in değindiği o inovasyondan gireyim ben konuya. Gerçekten de biz aslında hepimiz burada şu anda GEO ile yapının birleşmesini konuşuyoruz ama müşteri gözünde biz 10 yıldır zaten GEO ile yapının ayrı olduğunu bir türlü anlatamamıştık. Yani müşteri odaklı bir anlayışla tekrar biz Simpaş'ı Simpaş olarak bir bütün halinde, bütün değerlerini birleştirerek, bütün know-how'unu birleştirerek çok daha gerçekten de görebildiğimiz boşlukları da doldurarak daha etkin, daha verimli bir yönetim yapacağımıza inanıyoruz ekip olarak. Ahmet Bey tabii ki bu konuyla ilgili uzun süreden beri düşünüyordu belki de ama bunu bize söylediğinde, açıkladığında hepimiz gerçekten müşteri olarak bu kararı destekledik. Size şöyle bir örnek vereyim. Benim şantiyem PVC alıyor. Sipaş Yapı'nın şantiyesi PVC alıyor. 3 şantiyeme, 4 şantiyeme PVC alırken Simpaş Yapı'da herhalde 5 şantiyesini PVC alıyor. PVC dediğim doğrama alıyoruz mesela. Düşünün siz de herhalde 10 şantiyelik bir pazarlamanın, pazarlığın gücünü. Yani bu satın alma maliyetlerimizden, reklam pazarlama faaliyetlerimizden, iletişim faaliyetlerimizden tamamı için bütün tecrübeyi birleştirmek ve gerçekten de verimli, etkin, senkronize bir şekilde konut ağırlıklı olan gayrimenkul geliştirme işimize devam etmek hedefimiz. Daha verimli, daha güçlü, daha büyüyen, daha karlı bir şirket yapılması temennisiyle bugün bu kararımızı açıklıyoruz. Ben de herkese hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum. Tabii
detayları ve bu işteki verimlilikleri Ahmet Bey, Seba Hanım paylaştılar. Ben de şunun altını çizmek istiyorum. Biz Avni Bey'in, kurucumuzun da hepimize tavsiyesi vardır. Biliyorsunuz piyasa şartları çok çetin. Geçmişten bugüne hep çok çetin. Avni Bey'in bir sözü vardır işte fırtına içerisinde. Sükunetle işinizi yapın. Biz bu sükuneti biraz da kendi gerek tanıtım faaliyetlerimize, gerek kamuoyundaki imajımızda da biz bu sükuneti biraz esasen kullanıyoruz. Çok büyük bir iş hacmini, çok önemli işleri dünya çapında ölçeklendirdiğinizde dünya çapında bir iş yönetimini sergileyen, değişik çatılar altında bunu yapan bir grubumuz var. Özellikle Simpaş Yapı ve Simpaş Göl gerçekten yani iş hacimleri yönüyle baktığınızda iki büyük dev. Biz bunun sesini gerçekten şimdiye kadar hep sükunetle dile getirdik. İki çok büyük dev. Özellikle gayrimenkul yatırım ortaklığı sıralamasına baktığınız zaman Simpaş GYO'nun da sükunetli bir hali var. Diğer konut sektörüne baktığınızda Simpaş Yapı'nın da böyle bir hali var. Şimdi bu iki büyük devin esasen birleşmesiyle tek bilançoyla okuyabileceğiniz, rakamlarla çok daha net ifade edilebilen büyük bir dev aslında çıkıyor gayrimenkul yatırım ortaklığı sektöründe. Ben de bunun hayırlı olmasını diliyorum. Emlak GYO var tabii. Ciddi bir şey. Herhalde 100 tane projeyi yönetiyorlar. Herhalde ilk 3 veya ilk 5 içinde olacağız yani. Son şeye bakmadım. Pozisyon. Büyüklükten ziyade aslında ben arkadaşlara da şunu söylüyorum. Tamam büyüklük önemli de. Daha verimli, daha nitelikli, hem ülkeye, hem çevreye, hem bölgeye ne değer katıyorsunuz? Önemli olan bence büyüklük bu. Müşteri memnuniyetini ön planda tutmak bizim için ana hedef. 43 yıldır bu sektörün içindeyiz. Ana faaliyet konumuz bu. Bu sektörde de Allah izin verdiği sürece, Rabbimizin verdiği sürece de olmaya devam edeceğiz. Sektörümüzde birçok şey var, oyuncu var işte. Ama bizim ana işimiz bu. Sonradan da girmedik. 1974'ten beri devam ediyoruz. Ben büyüklüğü çok şey olarak görmüyorum. Doğru görmüyorum. Eğer doğru işler yapıyorsanız, nitelikli işler yapıyorsanız, farklı işler yapıyorsanız, sektör önce oluyorsanız büyüklük ölçüsü bu bence. Yoksa oraya gitmişiz, buraya gitmişiz, düzgün yapmamışız, yalpalıyoruz, ediyoruz. Bunlar istikrar olmayan bir büyüklüğü doğru bulmuyor. Katılımınız için tekrar hepinize teşekkür ederim. Sağ olun.